Merhaba sevgili Sattan severler. İtalyan açılışında sizlere bir önceki videoda C3 taşı alındıktan sonra file 7 kaçışı göstereceğimi söylemiştim. Şimdi o partiye bakalım. E4 E5, at F3 at C6, fil C4 fil C5, C3 at F6, D4, E4 C4 fil B4, at C3 at çarpı E4, rok. Biz burada hatırlarsanız at çarpı C3, BC3, fil C3 baktık. Fil çarpı C3 baktık. Şimdi at çarpı C3, B çarpı C3, file 7 kaçarsak ne var? Ona bakalım. Eğer burada biz normal kaleye bir tarzı devam edersek D5 sürdükten sonra rok atacak ve siyahlar bir piyon önünde üstün konumda olacak. Herhangi bir sıkıntısı da yok. Bizim burada taşları rahatsız etmemiz gerekiyor. D5 oynamamız doğru. At B8 var. At A5 var. İki tane hamlesi var oynayabileceği. At B8'de de aynı fikirlerle oynayabiliyoruz. At A5 oynamış siyahlar. At A5'e D6 güzel hamle. D6 ne sağlıyor? Eğer at C4 alırsa DE7. Şimdi vezirle alırsa kale E1'den sonra vezir kaybediyor. Şahla alırsa vezir E2'den sonra taş kaybediyor. O yüzden at çarpı C4 alamıyor. Burada CD6 alırsa fil D5, fil F7, şah F7'ye vezir D5. Şah G8'e at G5 kuvvetli hamle. F7'den mut istiyoruz. At G5 hemen almıyoruz A5'i. Veya şah F8 gelirse de aynı şekilde. Şah F8'e de at G5. F7'den mut istiyoruz. Çünkü fil G5 alamıyor. Aldığında böyle geliyoruz. Kale E1. Vezir F7 oynarsa vezir D6 oynayıp kaleyi de oynuyoruz. Kaybediyor. Yani taş kere olmamızın bir önemi yok. Taşların hiçbirisi çıkmamış gördüğünüz gibi. Siyahlarda. Fil D6 almış burada siyahlar. Kale E1 şah. Fil E7 fil G5. Evet, artık E7'ye baskı var şimdi. F6 oynamak zorunda. Fil F6 güzel hamle. Fil F6. GF6'ya at E5. Tehdit vezir. Vezir H5 tehditimiz. Şimdi aldığı takdirde F5, vezir H5, şah F8, vezir F7 ve mat. Burada eğer H5 oynarsa vezir H5'i kesmek için iki şekilde kazanabiliriz. At G6 da kazanabilir. Fil F7 at G6 da kazanabilir. Bir de vezir D3 oynayabiliriz. Kale G8 oynayamıyor çünkü vezir D3'e. Fil G8 alırım basitçe. Kale H6 oynarsa vezir G3. Şimdi vezir G8 istiyorum. Vezir G8 bir tehdit. Bu konum kayıp. Yani F5 aldığı takdirde vezir G8, fil F8'e vezir F7 mat. At E5'e şah F8 oynamış. Yine vezir H5 mat istiyoruz. Eğer vezir E8 oynarsa vezir H6 mat. Yani burada şah G7 tek hamle. Vezir H6 ve vezir F7 matı engellemek için. Vezir F7. Şah H6 at G4. Şah G5 vezir G7. Şah H5, vezir F6, vezir H6 buralar force gibi. Mesela burada şah F5 gelip de oynayabilir. Fil D3 de başlayabiliriz mat etmek için. At H6 da mat ediyor. At H6, şah F4, vezir G4 mat. Basitçe. Şah H5 kaçtığında vezir H6, şah G4, H3. Şah F5 kaçmak zorunda. G4 mat oluyor. Terk etmiş burada siyahlar. Ama file 7 kaçış o kadar iyi değil gördüğünüz gibi. D5'ten sonra beyazlar çok üstün kalıyor. Burada doğru yöntem fil çarpı C3 alıp devam etmek. At çarpı C3'lü bütün varlıklar kayıp aslında. Bunu da öğrenmiş olduk bu açılışta. Pardon. Yani biz bu varyanta oynayacaksak at çarpı C3 yerine fil çarpı C3 alıp oynamalıyız. At çarpı C3 alınacaksa bize karşı artık nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Çünkü BC3'e biz fil C3'e de baktık, file 7'ye de baktık. İki varyantı da incelemiş olduk. İkisi de kayıp siyah. File 7'de bilmeniz gereken, unutmamanız gereken tek şey D5 oynamak. D5 oynadıktan sonra artık D6'dan sonra beyazlar kazanç konumu elde ediyor. Siyahların oynaması çok zor. Bunu da aradan çıkartmış olduk. Şimdi artık biz C3 yerine C3 tamamen bitirmiş olduk.
B4'te Evans Gambit'e gireceğiz. Daha sonra aslında Evans Gambit yerine C3'ten sonra D3'e bakalım. İtalya'nın ana fikri olan, benim size tavsiye ettiğim C3, D3'lü at C3 yerine. C3, D3'e bakalım. Ondan sonra Evans Gambit'e geçelim İtalyan'da. İtalyan'ı yavaş yavaş bitireceğiz aslında. Az kaldı. Bundan sonraki videomuz C3, D3 üzerine olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.